Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mersin'de de kutlandı. Liman Başkanlığı'nca Cumhuriyet alanında düzenlenen törende Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası'nın çelenkleri Atatürk Anıtı'na konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı. Bağımsızlığımızın ve haklarımızın yanı sıra denizciliğimizin de gelişmesi için dönüm noktası olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 1 Temmuz 1926 tarihinde Kabotaj Kanunu yürürlüğe girmiş, Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilerek yabancılara verilen kapitülasyonlar sona erdirilmiştir. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrili ve bu denizleri birleştiren iki önemli su yoluna ve iç denize sahip, tarih boyunca bunların çerçevesinde yaşamış çeşitli uygarlıkları barındıran, konum gereği de günümüz dünyasında da önemi sürekli artan bir coğrafyaya sahiptir. Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünyada önemi giderek artan bir ülke olarak kapitülasyonların da kaldırılmasıyla birlikte Türk vatandaşlarına denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi ve gibi buna benzer alanlarda reformlar, özgürlükler sağlamıştır. Denizcilik sektöründeki teknik ve idari mevzuat konularında önemli başarılara imza atmıştır. Ulu Önder Atatürk'ün direktifiyle çıkarılan Kabotaj Kanunu ile ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkelerle rekabet edebilmekte olup dünya denizlerinde tüm yönleriyle konumuna yakışır bir noktaya ulaşmıştır. Her zaman olduğu gibi denizciliğimizi daha ileriye götürmek için birlik ve beraberlik içinde, işbirliği içinde yapacağımız bu günlerde Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı 93. yılı coşkuyla kutlamanın onuru ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Konuşmanın ardından Refah Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Çelenk bırakmanın ardından Liman Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı botlar kısa bir gösteri yaptı. Mersin'de boşandığı eski eşi Filiz Kaplan'ı sabah işe giderken evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat C. ile kendisine yardım eden 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde olay günü kızından para istemek için eve gittiğini, o sırada eski eşiyle tartıştığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. 28 Haziran Cuma günü iki çocuk annesi Filiz Kaplan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesindeki işine gitmek üzere Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp mahallesindeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede şahsın yerini tespit eden ekipler, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye mahallesinde birlikte olduğu 3 arkadaşıyla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler şahıslarla birlikte cinayette kullanılan silahı da buldu. Cuma gününden bu yana emniyetteki işlemleri süren şahıslar adliyeye sevk edildi. Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi Emekliler Günü'nü kutladı. Şube Başkanı Cemal Akbudak, Büyük Önder Atatürk'ün emekliye ayrıldığı tarih 30 Haziran 1927 tarihini her yıl olduğu gibi bu yılda Emekliler Günü olarak kutladıklarını belirterek, Atatürk ilki ve inkılaplarının, devrimlerinin son nefesimize kadar takipçisi olacağız, hepimizin Emekliler Günü kutlu olsun diye konuştu. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Emekliler Günü kutlama törenine Başkan Akbudak, yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Başkan Akbudak Atatürk anıtına çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Cemal Akbudak, Büyük Önder Atatürk'ün emekliye ayrıldığı tarih olan 30 Haziran 1927 gününü her yıl olduğu gibi bu yılda Emekliler Günü olarak kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti. 30 Haziran 1927 gününü biz her yıl olduğu gibi bu yılda Emekliler Günü olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Türkiye'nin en büyük emekli kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle yine bugünün anlam ve önemine yakışan bir şekilde emeklerimiz ve bütün toplumumuzla paylaşmayı görebildik. Hep tekrarlamaktan gurur duyduğumuz atamızın sözlerini hatırlamak ve hatırlatmak ve biz emekler için söylediği anlamlı sözlerini tekrarlamak istiyorum. Bir milletin yaşlı vatandaşlarına karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur. Yüce Atatürk'ün 1881'den başlayan 1938'den noktalanan yaşamı içinde yaptığı her bir devrim hareketinin arkasında mutlak surette bir sosyal devlet anlayışını bulabilirsiniz. İşte 30 Haziran 1927 en üst mevkide dahi olsa çalışan bir neslin bir gün mutlaka emekli olacağının göstergesidir. Atamız böyle demiş demesine ama gelmiş geçmiş tüm iktidarlar bu ülkenin kalkınması ve uygarlık alanındaki mücadelesi için çalışma hayatının her alanında 25-30 yıl gibi uzun bir dönem alın terini akıtarak vergilerini ve primlerini ödeyerek devlete olan kanuni vecibelerini yerine getiren emeklilerin ekonomik sıkıntılar içerisinde olması ve ağır yaşam koşulları altında yıpranması her zaman olduğu gibi bu 30 Haziran gününü de buruk kutlamamıza neden olmuştur. Bu nedenle demokrasilerin temel esası olan örgütlü toplum olmanın mücadelesini veriyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen biz emekliler dimdik ayaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. Ulu Önder'in manevi huzurunda saygı ve sevgiyle eğiliyoruz. İlke ve inkılaplarının, devrimlerinin son nefesimize kadar takipçisi olacağız. Hepimizin Emekliler Günü kutlu olsun. Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekipleri yöresel halk oyunları gösterisi sundu. Aşırı sıcağa rağmen etkinliğe gelenlere ikramlar yapıldı. Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Feridun Gündüz ve Yönetim Kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. DİTAV Mersin Şube Başkanı Feridun Gündüz, tüm vakıf yönetimi adına Başkan Seçer'e hayırlı olsun dileklerini iletti ve sivil toplum kuruluşu olarak kent için hayata geçirilecek sanatsal, kültürel ve ekonomik her projede işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise konuşmasında Mersin'in marka kent olması için geleceğe yönelik yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Başkan Seçer, farklı alanlarda aldığımız kararlarla ve projelerle Mersin halkını çok büyük projelerle tanıştıracağız. Bunlardan bir tanesi de metro. Bu konuda çalışmaları başlattık. Mümkünse 2020'nin ilk çeyreğinde bunun adımını atmak istiyoruz dedi. Şimdi bizim vakfımız aşağı yukarı 90'larda kuruldu. Ankara merkezi bir vakıf. Genel başkanımız şu an eski CHP milletvekili olan Metin Rizeli. Yani eski bir abimiz. Yine Hikmet Çetin bizim yönetim kurulunda eski meclis başkanımız. Yine Sayın Abdülkadir ve Aksu kurucularından şu anda aktif olarak çalışıyor. Tabii Diyarbakır Vakfı da Mersin'de aşağı yukarı, değil mi Hacı Başkanım? Herhalde burada da bir 15 sene falan oldu. 92 yıl. 17 sene oldu. Evet, epeyce uzun süre oldu. Tabii burada şu an yönetimde olan arkadaşlar var. Yine bizim Diyarbakır'dan olan arkadaşlarımız var. Herkes kendi işinde gücünde, sanayici olan var, tüccar olan var, hizmet sektöründe olan var. Gerçekten Mersin ekonomisine değer katan önemli insanlar var. Sayısal olarak da 65 bin civarında Diyarbakırlı olduğu tarafımıza malum. Dolayısıyla biz şimdi kentin ekonomisinin gelişmesine, kültürel hayatına ve diğer süreçlere katkı sunmak istiyoruz. Belediye başkanlığını da biz tabii kentin maestrosu gibi görüyoruz. Bu kentin gelişmesine en önemli katkıyı sağlayacak olan
lider unsur, bütçe itibariyle, kadro itibariyle de, evet, vizyon itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı diye düşünüyorum. Dolayısıyla Diyarbakır Vakfı ile Büyükşehir Belediyesi'nin daha yakın ilişki içinde olmasını, gerek bir takım sosyal projelerde, gerek iktisadi projelerde birlikte hareket etmek istiyoruz. Buna potansiyelimiz de var. Bu konuda atmış bazı adımlar da var. Onun için gerek sizinle gerekse görevlendirdiğiniz kişilerle bazı çalışmalar yapmak isteriz. Biliyorsunuz kentin en önemli sorunu şu an işsizlik. Özellikle bu TR62 bölgesi dediğimiz Mersin, Adana, yani Çukurova metropolünde Türkiye'nin en yüksek işsizlik oranı var. Bunu aşmak için tabii yatırıma ihtiyaç var, gayet iyi bildiğiniz gibi. Yatırım için sermayeye ihtiyaç var, sermaye için güvene ihtiyaç var. Bu konuda Türkiye'de şu an ciddi sıkıntılar var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bunu aşması için mutlaka sivil toplum örgütleriyle birlikte çok ciddi sosyal projelerde imza atması lazım ki dünya kamuoyu, yani Mersin güvenli bir kent. Hatta Türkiye'nin en güvenli kenti diye bakabilmesi lazım. Bunun için daha önce yapılmış bir marka kent projesi vardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile biz ortaklaşa başlatmıştık Mersin Ekonomik Platformu Başkanı olduğum dönemde. O çalışma yarım kaldı. Aslında o çalışmayı üstlenmeniz ve o konuda katkı sağlamanızda büyük fayda var. Çünkü yani kent eğer Türkiye'de ve uluslararası düzeyde iyi tanıtılmazsa yabancı sermaye buraya gelmez, yeni sermaye de gelmez. Yani kentin iyi yanlarını ne çıkarmak lazım? Varsa eksiklerimiz, yanlışlarımızı gidermek lazım. O yüzden bu projede çalışmak lazım. Bir de tabii bu Suriyeliler meselesi toplumda şu an kanayan bir yere. Haber aldım ki o konuda bir çalıştay düzenliyorsunuz. Bu çok önemli, kutlarım. Daha önce bizim yaptığımız bazı çalıştaylar da vardı. Onlara da arzu ederseniz destek verebiliriz. Özellikle bir de bizim Mersin'de Diyarbakır'la hemşehrimizin oturmuş olduğu geri kalmış bölgeler var. Bu bölgelerde destek projelerine ihtiyaç var, sosyal projelere ihtiyaç var, girişimciliğe ihtiyaç var. Bu anlamda da bizim belli proje kültürümüz ve çalışan ekiplerimiz var. Bu konuda işbirliği yapabiliriz. Başarısızlığımızda biz enkaz devraldık, sorunu bir belediye devraldık, borçlu bir belediye devraldık gibi bahanelerin arkasına sığınamayız. Bu bize yakışmaz, açık söyleyeyim. Bu iddialı insanlara, başarı için mücadele eden insanlara yaraşmaz, yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Çıkmışız, biz Mersin'i daha iyi yönetiriz demişiz. Mevcut koşulları da biliyoruz. Belki mevcut koşulların daha üstünde bir sorunla karşılaştık. Bu ayrı bir değerlendirme konusu ama bu demek değildir ki biz başarısız olacağız. Bilakis çok da başarılı olacağız. İnşallah. Verdiğimiz vaatleri 200 günde yapacaklarımızı yerine getirdik. Sözümüzü tuttuk sayılır. Tabii yapacak çok işimiz var ama ivedi olarak hemen yönetime gelir gelmez yapacağımız, süratle alacağımız tedbirler nelerdir diye sorduğunuz zaman o sorunun cevabını aslında o dönemde verdik ve bugün de onları gerçekleştirdik. Ulaşım, yaptığımız indirimler, suda yaptığımız indirimler, mali sıkıntı içerisinde olmamıza rağmen, meclisten henüz borçlanma yetkisi alamamamıza rağmen, liman kapısının trafik sıkıntısıyla ilgili süratle imar değişikliği yaptık orada. Otoban bağlantı yolunun limana direkt bağlantısını gerçekleştirmek için MIP ile Devlet Demir Yolları ile ve Büyükşehir olarak üçlü bir projenin işbirliğinin ilk adımlarını biz attık. Çok süratle onun imar değişikliğini gerçekleştirdik. Şu kısa sürede yapılabilecek hem söz verdiğimiz hem de sorun olarak kentli tarafından öncelenen bütün sorunlara temas ediyoruz. Ve bundan sonra tabii daha büyük projeler, daha farklı alanlarda kararlarımız ve başladığımız projelerle Mersin halkını tanıştıracağız. Bunlardan bir tanesi de metro. Bu konuda çalışmaları başlattık. Mümkünse 2020'nin ilk çeyreğinde bunun adımını atmak istiyoruz. Tabii bir taraftan da Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum da bazı konularda bize engel olabiliyor. Bunları da aşmanın yollarını arıyoruz. Süratle Mersin için gereksinim olan siyasi düşüncelerden bir 5 yıl sonra nasıl seçim kazanırım derdinden uzak, gerçekten Mersin'in ihtiyacı olan yatırımlara cesurca girişeceğiz. Bunda kararlıyız.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, temizlik işleri ve park bahçeler birimlerinde vardiya sistemine geçtiklerini açıkladı. Abdullah Özyiğit, vardiya sistemi sayesinde hem daha fazla insana istihdam olanağı sağladıklarını hem de hizmetlerin daha hızlı ve etkili verileceğini ifade etti. Özyiğit, belediyenin tüm birimlerinde personel alımlarının tamamlandığını da vurguladı. Yenişehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olan toplantısı Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, İstanbul'da seçimlerin tamamlanmasının ardından seçim atmosferinden çıkıldığını, hizmet atmosferine girildiğini kaydetti. Efendim şunu söyleyeyim, stratejik planla ilgili Türkiye'de yapılmayan bir çalışmayı biz başlattık. Hepinizin bilgisi var ve önümüzdeki günlerde sizleri özel bir gündemle toplayacağız. Ve özel gündemin bir bugüne kadar bu stratejik planla ilgili yapmış olduğumuz çalışmaların bir özetini sizlere sunacağız. Bunu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacağımız bir toplantıyla gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde bütün çalışanlarımıza, bütün belediye çalışanlarımıza da biz stratejik planı sunacağız. Onlar da konuya ilişkin bilgi sahibi olacaklar. Neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz noktası. Alanya Sokağı diye bilinen sokağımız 1902 sokak. Hareketli bir yer. Bu dediği Hasan Bey'in ifade ettiği görüntülerin çok yaşandığı bir yer. Ama biz orada bir düzenleme yaptık. Böyle tek tek ele alıyoruz. Ve esnafın, vatandaşın hakkını koruduğu, bizim de esnafı gözettiğimiz, çünkü işte ona sen dükkanından burnunu çıkarma demiyoruz ama vatandaşın da geçmesini işte hamilesi var, engellisi var, kısıtlamayacak bir noktaya onları taşıma arzusunda, düşüncesinde olduk. O konuda birkaç toplantı yaptık ve bu konuda başarılı olduk. Oradaki seyyarlara da, yani yenisi gelmeme kaydıyla, yenisini artık zabıtamız bu konuda taviz vermez, vermeyecek. Çünkü bunun sonu yok. Onlara da belli yerler gösterdik. Onların da dedik ekmeğinden olmasınlar. Onlara da belli yerler gösterdik. Orada da yine esnafımızın hoşgörüsü var. Esnaf çünkü bir yandan kira ödüyor, bir yandan vergi ödüyor. Bir sürü resim, harç. Dolayısıyla bu yükün altından kalkarken birisi de korsan satış yaparak, o çok böyle adaletli bir iş olmuyor. Yine o görüntü kirliliğini, vatandaşın görüntüsünden ve yaşamasından rahatsız olduğu görüntüyü, o çok acil bir yerdi. Yani orası kanayan bir yaraydı. Orayı çözdük. Yenişehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olan toplantısında 22 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı. Belediye Meclisi'nde Malatya'nın Arapkir İlçe Belediyesi, Giresun'un Eynesil İlçe Belediyesi, Konya'nın Tuzlukçu İlçe Belediyesi'nden gelen kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi konusuna Başkan Abdullah Özyiğit'e yetki verildi. Belediye Meclisi'nde ayrıca Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nce yapılacak olan 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği'ne maddi destek verilmesi, Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin düzenleyeceği 1. Uluslararası ve 8. Ulusal Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve sergisine destek verilmesi teklifleri komisyonlara sevk edildi. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Mersin açıklarına demirledi. Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından Yavuz sondaj gemisi de Dilovası Belde Limanı'ndan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla yaklaşık bir hafta önce Akdeniz'deki ilk sondajına doğru yola çıktı. 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan yola çıkan Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Beldesi açıklarına geldi. İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin hazırlıklarını tamamladıktan sonra sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs açıklarına hareket edeceği öğrenildi. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre yukarıda.
12.200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam edebilecek sistemlere sahip olduğu bildirildi. Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle son bir haftada hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i yaşamını yitirdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı. Kent merkezinde yaşayan 14 kişi son bir hafta içinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 kişiden Ünsal D. ve Mehmet A. hayatını kaybetti. 3'ü yoğun bakımda tedaviye alındı, 6 kişi tedavi sonrasında taburcu edildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 3 kişi de yaşamını yitirdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler kısa sürede müdahalede bulundu. Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı. Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar durumu Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler anında yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden beri yangına müdahale eden ekipler rüzgardan dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı. 4 helikopter, 20 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale eden ekipler rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandı. Yetkililer yangın bölgesindeki evleri boşaltırken bölgeden geçen yollar da trafiğe kapatıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken yangında 3 hektarlık Kızılçam ormanı zarar gördü. Derebaşı mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli poyrazın da etkisiyle yayıldı. Durumdan haberdar olan Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 12 arazöz, 5 su tankı, 5 teknik eleman, 50 yangın söndürme işçisi ve mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangın gün ağarırken kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar Kızılçam ormanıyla bölgedeki bazı seraların zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. Silifke ilçesindeki Göksu deltasında sazlık alanda yangın çıktı. Bölgenin bataklık ve gece saatleri olması nedeniyle yangına müdahale edilemediği belirtildi. Yangın gece saatlerinde Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda başladı. Gecenin karanlığında yükselen alevleri fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgenin bataklık ve gece saatleri olması nedeniyle yangına müdahale edemedi. İtfaiye ekipleri yangının yayılmaması için önlem alırken alevlerin kendiliğinden sönmesi beklendi. Tarsus ilçesinde babasıyla tartıştıktan sonra cinnet geçirdiği iddia edilen T.Ö. ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. Olay ilçeye bağlı Fahrettin Paşa mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı evde babasıyla tartışan T.Ö. yalnız başınayken cinnet geçirdi. T.Ö. evi ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek alevleri yan binalara sıçramadan söndürdü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. Polis evi ateşe verdikten sonra kaçan T.Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Tarsus'ta iş makinesi yüklü tır geçmek istediği köprüde sıkıştı.
Tarsus ilçesine bağlı Akşemseddin Mahallesi, Yüzbaşı Yaşar Caddesi istikametine seyir halinde olan iş makinesini taşıyan tır, köprü altından geçtiği sırada köprü yüksekliğinin hesaplanmamasından dolayı köprüde sıkıştı. Çevredekilerin uyarısıyla duran tır sürücüsü durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, tırı ve iş makinesini sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, diğer araçların emniyetli bir şekilde yollarına devam etmeleri için yoğun çaba sarf etti. Mersin'de önümüzdeki dönemde zabıta ekiplerinin seyyar satıcılarla mücadelede daha etkin görev yapacağı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yeni dönem hedeflerini ve çalışma prensiplerini belirledi. Bu amaçla düzenlenen toplantıda stratejik düzeyde güçlenmiş ve vatandaşlarla daha samimi ve güçlü ilişkiler kuran bir zabıta dairesi başkanlığı için hedefler ortaya konuldu. Zabıta ekiplerinin vatandaşın memnuniyetini temel ilke olarak benimsemesinin önemi vurgulandı. Ekipler özellikle seyyar satıcılarla mücadelede daha kararlı hareket edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu'nun başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıya zabıta müdürleri, müdür yardımcıları, birim amirleri, komiserleri ve personeller katıldı. Toplantıda Zabıta Daire Başkanlığı'nın çalışma prensiplerini yeni hedeflerle güçlendirerek Mersin halkına daha iyi hizmet sunmak için yapılabilecekler konuşuldu. Önümüzdeki süreçte özellikle seyyar satıcılarla mücadelede daha kararlı hareket edileceğinin ve sahada daha etkin görev yapılacağının altı çizilirken, kentin bel kemiği esnaflarla da daha yakın ilişkiler kurulacağı vurgulandı. Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerine daha hızlı ve verimli bir şekilde dönüş yaparak memnuniyeti artıracaklarının altını çizen Tuğluoğlu, personelin ortak problemlerinin çözümü noktasında da etkili çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Tuğluoğlu, toplantının ardından Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçe zabıta müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kentin her noktasına daha etkin, verimli ve sorunsuz hizmet verebilmek adına ilçe belediye zabıtalarıyla işbirliği içerisinde çalışma vurgusu yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde Güneş Çocuk Şenliği kapsamında çocuklar için oluşturulan parkurda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar adeta Survivor heyecanı yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu özel eğitim alan çocuklar için engelleri kaldırdı. Güneş Çocuk Şenliği kapsamında doğayla iç içe bir ortamda Berdan Nehri'nin kenarında kurulan Survivor Parkuru'nda bu kez özel eğitim alan çocuklar hem temiz havanın keyfini çıkardı hem de birbirleriyle kıyasıya yarışma imkanı buldu. Televizyon ekranlarındaki Survivor Parkuru'nu aratmayacak şekilde hazırlanan kamp alanında çocuklar görevlinin düdüğü çalmasıyla yarışmaya başladı. Özel eğitim alan çocukların da yarıştığı ve birbirleriyle kaynaşma fırsatı bulduğu şenlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Survivor Parkuru'nda mücadele edenleri izleyerek onlarla yakından ilgilendi. Eğleniyorlar, çok güzel. Gel gel bu tarafa doğru gel bakalım. Hadi çek. Tabii çok mutluyum. Bu kadar çocuğu bir arada görüyorum. Hepsi melek gibi. Hepsi birbirinden güzel. Güzel vakit geçiriyorlar. Bu sıcak havada burada serinliyorlar, eğleniyorlar. Şimdi Survivor alanına geçeceğim ben de. Oradaki performanslarını izleyeceğim çocuklarımızın. Onlar da keyifli değil mi? Keyifli mi? Evet. Onlar da onaylıyorlar beni. Bu tip etkinliklerimiz sürecek. Daha da arttıracağız bunu. Tarsus'ta böyle bir imkanımız var. Bu alan son derece uygun gençlik kampımız. Burada çok farklı etkinlikler yapmak istiyoruz. Yenilikler getirmek istiyoruz. Tabi burada genelde dergeli yurttaşlarımızın özellikle engelli çocukları olan
yurttaşlarımıza hitap edecek etkinlikler yapmak istiyoruz. Çünkü onlar çocuklarını bu tarz etkinliklere götürmede zorlanıyorlar. Bu tarz etkinliklerle vakit geçirmek için ortam bulamıyorlar. Hem maddi durumları buna olanak sağlamıyor. Hem de böyle tesisler, organizasyonlar bulamıyorlar. Biz belediye olarak bunları sağlamak durumundayız. Mersin'in bütün bölgelerine bunu yaygınlaştıracağız, uygun yerlere. Görüyorsunuz küçük melekleri, çok da mutlular, bizler de mutlu oluyoruz. Bu çok güzel oldu. Bunu çek. Bugün burada çok eğleniyorum. Survivor parkuru var. Her şey çok güzel gidiyor. Arkadaşlarımla bir arada olmak çok güzel bir duygu. Özellikle engellileri güldürmek benim için çok güzel bir duygu. İnşallah eğlenecekler. Doya doya eğleniyorlar. Kirlenip temizleniyorlar. Çok keyifli. Bakın. Bugün burada eğleneceğim. Survivor yapacağım. Ya açıkçası eğleneceğim. Ya çok güzel bir şeyler oluyor yani. Arkadaş ediniyorlar, arkadaşlık var, sevgi var, eğlence var. Çocuklar için daha güzel. Yalnız evde kalıyorlar. Yalnız yaşamını sürdürmektense böyle güzel yaşamak daha güzel bunlar için. Mersin'de vücuduna ağların ve atıkların dolandığı Caretta Caretta vatandaşlar tarafından kurtarılıp denize bırakıldı. Mersin'in merkez Mezitli ilçe sahilinde balık avına çıkan 4 arkadaş, yavru bir Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasının su yüzeyinde hareketsiz halde durduğunu gördü. Suya giren balıkçılar tarafından çıkarılan yavrunun bedenine ağlar ve plastik poşetin dolandığını gören balıkçılar, koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Caretta Caretta'yı kurtarmak için çalışma yaptı. Atıkları ve ağları Caretta'nın üzerinden kesen balıkçılar, kendine gelen deniz kaplumbağasını doğal yaşamına geri bıraktı. Tamam, bedeni çıkarttık, tamam. Bunları çıkalım. Gerek yok. Tamam. Var mı? Yok. Boyun altında var. Ağzında var. Boyunda var. Tamam. Ağzında oltan var. Ağzında. Onu çıkartmaya çalışmıştı. Ellem onu hiç yaralamıştı. Şeye bırakalım. Ayağımızda şey mi versek? Uzak çok uzak. O yaraşılaşır mı acaba, yoksa şey mi yapar? İyileşir. Suya biraz önce bırakalım mı? Tamam. Yok, ölmez. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen mahalleler arası geleneksel Fındık Pınarı futbol turnuvası başladı. Şehit Assubay Hüseyin Bulut anısına düzenlenen 28 takımlı turnuvanın ilk müsabakası turnuvaya ismini veren Merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındık Pınarı mahallesinde Kuyuluk'la Doğançay arasında oynandı. Şehit annesi Rabia Bulut'un başlama vuruşunu yaptığı maçı ev sahibi ekip 4-0 kazanarak turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Turnuva müsabakaları cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Turnuvada finale kalan iki ekip kupa için 1 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki spor ambargosuna karşı başlatılan turnuvaya bu yıl Yenişehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.
Yenişehir Belediyesi, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'yla Lefkoşa Veteran Kulübü tarafından düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvası'nın anı destekçisi oldu. Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 4 takımın katıldığı turnuvanın başlama vuruşunu Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yaptı. Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki spor ambargosunu protesto etmek için 20 yıldır yapılan turnuvayı önümüzdeki yıl daha geniş katılımla yapmak istediklerini söyledi. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'yla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Veteranlar Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki spor ambargosunu protesto etmek için 20 yıl önce Mersin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Veteranlar Futbol Turnuvası'nı başlatmıştı. O günden bu yana yılda bir kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yılda bir kez de Mersin'de turnuva düzenleniyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu veteran takımıyla Lefkoşa Veteran Kulübü arasındaki maçla turnuva başladı. Turnuvanın açılış vuruşunu Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yaptı. Turnuva sonunda 1. Lefkoşa Veteran Kulübü, 2. ise Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu veteran takımı oldu.